Arkadaşlar merhabalar. Daha önce kısa bir videoda dünyanın en kaliteli gübresini yapıyorum diye sizlerle paylaşmıştım. Bir sürü mesaj geldi, bir sürü yorum geldi. Şimdi o gübreyi nasıl yapıyorum detaylı ve ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatayım. Bakın arkadaşlar, bu arkada gördüğünüz iki alanı bunları paletlerden ve OSB parçalarından yaptım. İki tane odacık yaptım. Bu odacıklarda organik atıklarımı komposta çeviriyorum ve bildiğiniz piyasada satılan bütün gübrelerden çok daha değerli ve çok daha zengin içerikli kompost gübreyi yapıyorum. Arkadaşlar bunu yaparken ilk önce dikkat edeceğimiz şeylerden birisi mutlaka iki odacık ve daha fazlası olması gerekiyor. Neden? Şimdi diyelim buraya bahçemizdeki yeşil atıkları, kuru atıkları veyahut da şöyle diyeyim, bahçemizdeki bütün organik atıkları getirdik buraya koyduk. Ayrıca evimizde çıkan, mutfağımızdan çıkan organik atıkları da ziyan etmiyoruz. Çünkü onlar da çok zengin ve değerli içeriklere sahipler. Onları da getirip buraya koyuyoruz. Ve bu belirli bir miktarlara kadar dolduğunda bunu çevirmemiz gerekiyor, alt üst etmemiz gerekiyor. Yoksa içeride aşırı derecede ısınma olur ve yüksek ısıdan dolayı yararlı bakterileri de kaybedebiliriz. Bunu bir odacık mutlaka boş olacak. Diyelim iki odacık var. Benimki iki odacık. Burası dolduğunda ayda bir kere bunu ters düz ediyorum ve yan tarafa alıyorum. Daha sonra üzerine tekrardan eklemeler yapıyorum. Yine bir ay sonra ters düz edip bu tarafa alıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman 6-7 ay içerisinde kompostumuz tamamen olgunlaşmış oluyor ve bahçemizde kullanılacak bir hale geliyor. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar, buralara neler koyacağız? Az önce de dediğim gibi mutfağımızdaki et ve et ürünleri dışındaki atıklarımızı, organik atıklarımızı buraya koyabiliriz. Ambalajlı atıkları, içerisinde yağ olan atıkları buralara koymayacağız. Burada evimizdeki sebze atıklarıdır, meyve kabuklarıdır. Bunları çok rahatlıkla koyabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz noktalardan biri limon, mandalina, portakal gibi meyvelerin kabuklarını koyarken biraz daha az koymamız gerekiyor. Çünkü onlar asitli olduğu için pH'ini düşürebilir. Gübremiz asitli bir gübre olabilir. Bunun dışında da bahçemizdeki yabani otlardır, yine çürüyen meyve sebzelerimizin atıklarıdır veya bahçemizi kaldırıyoruz. Buradaki hastalık bulaşmamış olan bitkilerimizin atıklarını yine buraya koyabiliriz, değerlendirebiliriz. Bu gübre neden ticari gübrelerden daha iyidir? Onu da söyleyeyim. Şimdi ticari gübreleri aldığınızda zirai gübrelerde içeriği vardır. Mesela azot oranı, potasyum oranı azotlu gübreler alırsınız veyahut da potasyum içerikli gübreler alırsınız. Bitkinizin durumuna göre demir içerikli gübre alırsınız. Yani bir sürü gübre kalemine ayrı ayrı para vermeniz gerekir. Ama bahçenizin bir tarafında bu şekilde bir kompost yaparsanız bütün içerikleri bir arada barındıran bir gübreye sahip olursunuz. Mesela diyelim bu elimizde gördüğünüz yeşil biberin içeriği, vitaminleri farklıdır arkadaşlar. Bir elmanın vitamini farklıdır veyahut da bahçemizdeki ısırgan otunun içeriği farklıdır. Bunların hepsini bir arada tuttuğunuzda hem azot, hem potasyum, hem fosfor, hem ayrıca demirdir, çinkodur, bakırdır. Bunların bütününü içeren bir gübre yapmış olursunuz. Bunun dışında o kısa videoya gelen yorumlardan da bahsedeyim. Burası aşırı derecede sineklenme ve koku olur diyorlar. Kesinlikle açık alanda yaptığınızda komposta bir koku olmuyor. Çünkü burada bunun içerisinde solucanlar var, kompost sinekleri var, böcekleri var. Bunlar hızlı bir şekilde çürüyeni parçalıyorlar ve gübreye çeviriyorlar arkadaşlar. Ama evimizde çöp kovasına bunları koyduğumuzda 1-2 gün beklettiğimizde evimizde müthiş bir koku olur. Çünkü o çöp kovasının içerisinde burada bahsettiğim böcekler ve bakteriler yok arkadaşlar. Eğer onlar o çöp kovasının içinde olsaydı da orada da kokuya dönüşmeden, kötü bir koku olmadan kompostlaşma başlardı. Bu kompostu evinizde kapalı kutularda da yapabilirsiniz. Bokashi kompostu yapabilirsiniz örneğin. Bunun dışında yine bahçede bu şekilde odacıklarda değil, varillerde de yapabilirsiniz. Ama en sağlıklı olmasını istiyorsanız ahşap yapacağınız bu şekilde bir düzeneklerde yapmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında arkadaşlar yine aklınıza takılan, bu konu hakkında sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına mutlaka yazın.
Ben o yorumlara tek tek bakıp hepsine tek tek cevap vereceğim. Videom şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.